hıçkırığın nedenleri ve hıçkırığı geçirmek için ne yapmalıyız? Hıçkırık, diyafram kasının istem dışı kasılmasına takiben ses tellerinin bulunduğu gırtlak bölgesinin aniden kapanmasıyla oluşur ve bu sırada ses çıkar. 2-6 saniye arasında devam eden bu kasılmalar diyafram dışında kaburgaların arasında da yaşanabilir. Hıçkırık genelde kısa sürelidir ama sıkça tekrarlayana da rastlanabilir. Hıçkırığın nedenlerinden bazıları şu şekildedir. Aşırı yemek, kronik rahatsızlıklar, nörolojik rahatsızlıklar, kalp hastalıkları, diyafram kasında oluşacak fıtıklar, bağırsak tıkanıklığı ya da stres gibi psikolojik sebeplerden kaynaklanabilir. Hıçkırık bebeklerde de sık görülen bir rahatsızlıktır. Hızlı yemek yiyip bu sırada hava yutan insanlarda da rastlanan bir durum olmakla birlikte, fazla miktarda alkol ve sigara tüketmek, gıdıklanmak ve aşırı gülmek de hıçkırık tutulmasına sebep olabilir. Hıçkırığı geçirmek için kullanılan bir takım yöntemler vardır. Bunlardan bazıları şu şekildedir. Nefesi tutup beklemek diyaframı yanıltıp soluğun eski düzeninin yakalanmasını sağlayabilir. Gırtlakta oluşan kasılmayı engellemek için limon suyu, normal su, soda gibi soğuk içecekler veya sirke hıçkırığın giderilmesinde etkili olabilir. Bunların yanı sıra hapşırmak diyafram kaslarına ters tepki uygulayıp nefes alışı düzenleyeceği için hıçkırığın geçmesinde etkili olacaktır. Ayrıca kesme şeker ya da bir çay kaşığı tuz yemek aç karnına karanfil çiğnemek de etkili yöntemlerdir. Bunlar dışında ileri derecede görülen hıçkırıklarda ilaç tedavisi uygulanabilir. Ancak bu yöntem mutlaka doktor kontrolünden sonra kullanılmalıdır ve geçmemesi halinde tekrar doktora başvurulmalıdır.